Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğulu Ayşe Cesarı. Bugün sizinle yeni doğan sarılığından bahsedeceğiz ve yeni doğan sarılığının ne olduğu, kimlerde daha çok görülebileceği, risk faktörleri, bunun haricinde tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yeni doğan sarılığı genelde bebeklerin 3'te 2'sinde görülebilen bir durumdur. Ve bu sarılıkta hani biz belirtileri nereden anlarız diye bakarsak da işte eller, yanak içi, yüz, göz beyazları gibi yerlerden biz bunu anlarız. Tabii ki yeni doğan sarılığı yeni doğanlarda görülebilen durumlar arasında büyük bir rol oynuyor. Yani yeni doğan sarılığını çok sık görüyoruz. Ve bunda ne gibi sebepler olabilir? Yani neyden kaynaklı yeni doğan sarılığı görülebilir? Yeni doğan sarılığı genel olarak genetik nedenlerden, yetersiz beslenmeden, erken ya da geç doğum gibi durumlardan falan görülebilir. Şimdi bu kadar korkutucu bir tablo değilken başlangıcında biraz daha ilerlettiğimizde nerelerde risk içeriyor, nerelerde başımıza neler gelebilir dikkat etmeliyiz, oraya döneceğiz. Ama belirtileri tabii ki burada anne ve babanın çok iyi fark etmesi gerekiyor. Tabii ki gebelik sürecinde iyi bir danışmanlık almış anne ve babanın bunu fark etmeme ihtimali yok. Eğer gebelik sürecinde iyi bir danışmanlık aldıysanız, doktorunuz, hemşireniz, ebeniz ya da bu süreç içerisinde sizinle birlikte çalışan bir dula, yani benim gibi bir dulalık mesleğini yapan kişiyle bir araya geldiyseniz ve o kişiden de bu konu hakkında bilgi aldıysanız, ki bir de gebe okullarını tercih ediyorsanız, o zaman da bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Yani karşılaşabileceğiniz durumları önceden öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi yeni doğan sarılığının belirtilerinden bahsettik. Yeni doğan sarılığı neden oluyor? Yeni doğan sarılığı kandaki bilirubin seviyesinin yükselmesinden dolayı oluyor. Şimdi bu bilirubin maddesi yükseliyor ve yükselen bu madde işte deride, yanakların içinde, gözün beyaz kısmında birikiyor. Bu biriktikten sonra oluşan bir çeşit sarılık oluyor yeni doğan sarılığı. Ve yeni doğan sarılığı hani bu bölgelerdeki sararma ile kendini gösteriyor. Bir de işte bu bebeğin özellikle yüzünde falan görüldüğünde şuralarda böyle bir renk açıklığı. Genelde yeni doğan bebeği biz biraz daha kırmızı pembe bekleriz ve işte o bebek yüzde eğer böyle renk açıklıkları başladıysa, beyaz bölgelerde sararmalar başladıysa varsa biz o zaman diyoruz ki bu bebekte sarılık var. Bunlar yani sarılık belirtileri. Acaba bu belirtiler gerçek mi diye de sonrasında tanı testleri yapacağız. Şimdi sarılık şiddetlendikçe biz ne yapacağız? Sarılık şiddetlendikçe baştan ayağa doğru sarılığın şiddetinin arttığını görmeye başlayacağız. Göbek çizgisi bel altından aşağıya indiğinde sarılık bizim için tehlikeli bir durum almakta. Bu yüzden annenin, babanın bu olayı çok iyi takip etmesi, izciliğini çok iyi yapması ve bu raddeye gelene kadar mutlaka ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidip doktoruyla görüşmesi, bir danışmanlık alması, buna göre uygun tanının konması ve tedavinin yapılması gerekmektedir. Burada şiddet arttıkça tabii nasıl göreceğiz? Başlangıçta işte yüzde, ardından bu yüzden aşağıya doğru inecek gövdede, sonra kol ve bacaklarda, en son el içi ve ayak tabanlarında görmeye başlayacağız biz sarılığı. Bunun haricinde işte buradaki değişimi gördükçe de diyeceğiz ki gittik doktora, anlattık, böyle böyle oldu. Tabii ki buraya kadar beklemiyoruz, yani el içi, ayak içi, ayak tabanı bunlara kadar beklemiyoruz. Gövde inmeye başladığı an çok riskli sürece girmeye başlıyoruz demektir. Vücut artık bilirubin kanda hat safhada yükselmiş demektir. Ve düzelmesi de bunun yine ayaktan, el içlerinden ayaktan yukarıya doğru olacak. Yani ne yapacak? En son yüz düzelecek sarılıkta. Sonrasında tabii olay şu. Aslında biz hangi bebeğin tedavi edilmeye gerektirecek kadar sarılık olduğunu olmadığını anlamak için de önemli bir nokta olan doktora gitmek durumundayız. Ve teşhisi doktor koydu. Koyduktan sonra da mutlaka uygun bir takip yapılması gerekiyor. Ve bu takibin de mutlaka ve mutlaka bir sağlık profesyoneli tarafından yapılması gerekiyor. Tabii bu yeni doğan sarılığının çeşitleri var. Ve bu çeşitlerde şunlar: fizyolojik sarılık ve patolojik sarılık. Şimdi fizyolojik sarılık biraz daha patolojik sarılığa göre hafif bir tablo, kolay çözülebilir bir tablo, bilir bir tablo ve burada yine tabii ikisinde de bilirubin değerinin yüksek olması rol oynuyor. Fizyolojik sarılıkta doğumdan sonra ikinci, dördüncü günlerde genel olarak bu sarılık başlıyor ve genellikle bu sarılık hani böyle herhangi bir tedaviye gerek kalmadan 7 ila 10 günde, 10. günde yani 7 ila 10 gün arasında diyeyim, kendiliğinden düzeliyor.
Anne karnındaki bebeğin tabi bilirubinle etkileşimi, diyeceğiz ki anne kanında da bilirubin var. Bu bebek bu bilirubinden etkilenmiyor mu? Hayır, bu plasenta aracılığıyla fetüse geçse de anne fetüsten yine anne karnına geçiş oluyor ve karaciğerde işleniyor. Bunun haricinde vücuttan atılıyor. Yani şöyle, fetüsle anne bağı arasındayken bir sıkıntı yok. Yani bunu hem anne kendi vücudundan dışarıya atıyor, hem de bebeğin vücuduna da geçse bebek bunu yine fetal atığıyla, plasenta aracılığıyla yolladığı atıkla dışarıya gönderiyor. Yine bir sıkıntı yok. Ama bebek kanındaki serbest gezen bilirubin fazla olduğunda, ki bu doğumdan sonra yavaş yavaş artmaya başlar, o zaman tabii ki geçici olarak bir sarılık görülebiliyor. Bu görülen sarılığın ismi fizyolojik sarılık. Şimdi bu sarılık tedavi edilmesi için ne yapacağız? Tedavi edilmesi için çok çok basit bir yöntem var. Sarılık belden aşağıya inmedikçe doktor gözetimine çok da gerek yok. Ama eğer belden aşağı indiyse, tabii ki bu zaman yine bir doktor tedavisi, gözetimi önemli bizim için bu konuda. Ama bu arada ne yapıyoruz? Bebeği bolca emziriyoruz. Çünkü bebek ne kadar çok emerse, ne kadar çok besin alırsa sindirim sistemi çalışacak ve bu bilirubini dışkı yoluyla dışarıya atacak. Feçesle birlikte, yani kakasıyla birlikte dışarı atacak. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdi bu bebek yorgun oluyor. Bu bebek halsiz oluyor. Çünkü bebek bilirubinin kanında yarattığı etkiyle halsizlik yaşıyor. Ve bebek bolca uyuyor. Siz bebek uyuyor diye uyusun da büyüsün nenniye kapılıp bebeği emzirmiyorsunuz. Aman rahatı bozulmasın bebeğin diyorsunuz. Bebeğin rahatı bozulmasının dışında hem bilirubin artıyor, hem bebek uzun süre beslenmediği için şekeri de düşüyor. Halde bebekte bir yorgunluk hasıl oluyor. İşte bunun olmaması için bebeği bolca emziriyoruz. Bu maddeyi akılda tutarak hemen konuyu bölmeden patolojik sarılığa dönüyoruz. Patolojik sarılık da ne? Şimdi patolojik sarılık sıklıkla doğumdan hemen sonra görülüyor. Bunun sebebi de, tabi bu ciddiye alınması gereken bir durum. Üzerinde durulması gereken bir durum. Ne oluyor? İşte anne ile bebek arasında mesela kan uyuşmazlığı var, ciddi bir enfeksiyon var. Yani işte annenin kullandığı ilaç olabilir, buna bağlı olabilir. Bebekte doğuştan bazı hastalıklar, maddelerin eksiklikleri olabilir, buna bağlı olabilir. Buna biz uzamış sarılık diyoruz. Şimdi bu da ne oluyor artık? Bu tabloda da biraz daha doktor tedavisi, doktor müdahalesi gerekiyor. Bu zamanda ne yapıyoruz işte? Bu arada zamanında doğan bebeklerde 2 hafta, erken doğan bebeklerde de bu durum 3 hafta, hatta bazen bundan daha uzun sürebiliyor. Bu sarılığa biz patolojik sarılık diyoruz. Hem bakın süreç uzun, hem de doğumdan hemen sonra görülmeye başlıyor patolojik sarılık. Tabii detaylı değerlendirmek için, gerekli tespitin yapılması için de bazı yöntemler var. Biraz sonra o yöntemlerden de bahsedeceğiz. Ama en önemlisi risk faktörleri. Hangi durumlar risk faktörü içeriyor, tam ondan bahsedelim. Şimdi yeni doğan sarılığında riskli grupta yer alan bebekler şunlar. Erken doğan bebekler riskli grupta. Emme sorunu olan bebekler riskli grupta. Burada ister bebeğe bağlı olsun, ister anneye bağlı olsun, emme sorununa bağlı bebek beslenemediği için bebek riskli grupta. Annesiyle kan uyuşmazlığı olan bebekler riskli grupta. Çünkü zaten bir sorun var, yani kanla ilgili bir durum var orada. Bu işte AB0 uyuşmazlığı olabilir, RH uyuşmazlığı olabilir, her şey. Bunun haricinde doğum esnasında kafa derisi altında kanama meydana gelen bebekler. Bu da bazen olabiliyor. İşte bebeğin sıkışmasından kaynaklı. Biz bazen kanal darlıklarından, ya yani bebeğin geçeceği kanalın darlığından ya da işte bebek başı büyüklüğünden bu durumu yaşayabiliyoruz. Eğer bir kanama varsa bebekte başta, bu sebeple de görülebiliyor yeni doğanda sarılık durumu. Bir de işte ilk 24 saatte sarılığı tespit edilen bebekler özellikle risk faktörlerinde yer alıyor. Diyabetli annelerin bebekleri, çünkü diyabetli annelerin bebekleri genelde makrozomik bebek ve büyük bebeklerde de o görülebiliyor bilirubin yüksekliği. Bunun haricinde sarılığı 2 haftadan uzun sürenler, bunlar hep risk faktörleri bebekler için. Yine şöyle, sarılık uzun sürdükçe hem sarılığın sizde yaratmış olduğu problemler artabiliyor, hem de sarılığın uzun sürmesi de bir problem. Bunun haricinde mesela büyük kardeşlerinin bebeklik dönemlerinde ışık tedavisi gerektirecek kadar sarılık yaşamış olması. Mesela diyelim sizden önce bir bebek doğdu.
Bunu hani kendiniz bebekmişsiniz gibi hayal edin diye söylüyorum. Sizden önceki doğan bebekte eğer fototerapi görebilecek kadar sarılık varsa siz de o zaman risk altında oluyorsunuz. Ya da bir önceki evladınızda fototerapi görecek kadar büyük bir sarılık sorunu olduysa ikinci bebeğinizde de sarılık görme ihtimalimiz yüksek oluyor. Bu konuda hem siz doktor bilgilendirmeli hem doktor sizi bilgilendirmelisiniz. Yani aslında karşılıklı etkileşimle her şey çözülebilir. Tabii ki biz belirtileri nasıl algılayacağız? Belirtileri önce yüzde algılayacağız. Göz içerisindeki şu gördüğünüz beyaz tabakanın sararmasıyla. Bunun haricinde biz biraz böyle kırmızı pembe bebek bekliyoruz. O kırmızı pembe bebeğin yüzünde böyle bir sarılı böyle alacalı beyazlı bir renk maske gibi gördüğünüzde. Bunun haricinde bu genelde şöyle burun çevresinden başlar şuralara yayılır böyle. Bunun haricinde bu gördüğünüz o alacalı rengin vücudunda daha aşağılara indiğini fark ettiğinizde, karına kollara yayıldığında. İşte bu arada ciltteki sarı rengi en iyi gün ışığında fark edebilirsiniz ya da işte bir floresan lamba altında fark edebilirsiniz. Bu arada floresan lamba altında bunu gördüğünüzde şöyle oluyor. En net şekilde gördüğünüz için olayın riskini, risk durumunu daha net ölçebiliyorsunuz. Bu doktorlar açısından da böyle. Bunun haricinde parmakla hafifçe burun ve karın cildine bası uyguluyorsunuz. Ve parmağınızı çektiğinizde o sarı renk gidiyor mu yoksa daha da bariz bir şekilde sararma mı oluyor? Bunu gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer bariz şekilde sararma varsa sarılık hoş geldin. Ama yoksa bebek biraz daha iyileşiyor demektir. Yani bunu tabii muayene ettiğiniz anda önemli. Başlangıcında baktıysanız sarılığın şiddetini ölçmüş olursunuz. Ama sonrasında azalıp azalmadığını gözlemlemiş olursunuz sarılığın. Bir de sarılıklı bebekler uykuya çok meyilli olurlar. Bolca uyumak isterler, kalkmak istemezler. Emmeleri azalır. Emme azaldıkça şeker düşer. Şeker düştükçe yorgunluk artar. Bebek daha da uyur. Bu kısır bir döngüdür. Siz bebeği uyandıracaksınız. Ne yapacaksınız? Kulak altlarını ovalayacaksınız. Topuklarını sıkıştıracaksınız. Bebeği ağlatın. Bebeğin ağlamasından korkmayın. Bebek ağlasın, ciğerleri gelişsin. Bebek ağlasın, derdini size anlatsın. Bu yüzden bebek ağlamasından korkmuyoruz. Önemli olan bebek ağladığında ne nerede olduğunu siz bebeği gözlemleyerek tahlil edebiliyor musunuz? Tam olarak önemli olan şey bu. Bebeğin ağlaması bir sorun değildir. Bebek ağlar. Bebek çünkü derdini başka türlü anlatamaz, konuşamaz. Size vuramaz, sizi çağıramaz, dürtemez, istediğini gidip alamaz, istediğine gidip koşamaz. Onun kendi anlatabileceği tek yöntem huzursuz olduğu şey konusunda ağlamaktır. Bebeği ağlatın. Siz bebeği ağlatacaksınız çünkü huzursuz olacak, uykusu bölünecek. Ama uyku bölündüğünde eğer emzirmeyi uyarırsanız, eğer memeyi direkt ağzına dayarsanız, eğer ağız kenarlarını uyarıp onun memeyi aramasını sağlarsanız o zaman ne olacak? Bebeği besleyebileceksiniz, bebek kakasını yapacak, bebek bir güzel bir röbini dışarıya yollayacak. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bebeği emziriyoruz. Bir de bebeklerde sırlık olduğunda, bebekler çok uyuduğunda bunun haricinde bebeğin emmesinin zayıflamasını görürsünüz. Bu aslında birkaç sebebe de dayalı. Şimdi bebek bir halsizlikten çok zayıf emiyor. Bir de bebek çene kaslarını geliştirdikçe daha güçlü emer. Siz bebeğin çene kaslarını çalıştırmadığınız için güçlenemiyor. Ememiyor yani çocuk. Şeker az, yorgun zaten, nasıl emsin, hareket yok. Bir de bebekler kaç günlük olursa olsun böyle bir durumda hemen doktora götürmeniz gerekiyor. Çünkü bu belirtiler, bu saydığımız belirtiler kandaki bilirubin düzeyinin artmış olduğunu ve isteseniz de istemeseniz de sarılık durumunun varlığını kabul etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bunun haricinde biz tanı yöntemi olarak ne kullanıyoruz? Tanı yöntemi olarak zaten hani yeni doğan geldi dünyaya, biz önce bir fizik muayene gözlüyoruz. Nesi var nesi yok bu çocuğun, açıklıklarını kontrol ediyoruz. Bunun haricinde biz diyoruz ki size işte bebeği emzireceksiniz. Bebek, anne ve bebek yan yanayken önce bebeğin bir dışkılamasını bekliyoruz. Bebek bir kesinlikle yaptı mı kakayı, bir göreceğiz onu. Şimdi olası bir sarılık durumunda da sizin başvurmanızı istiyoruz. Çünkü bizim için tanıyı netleştirip tedaviyi yapmak birincil durum. En istediğimiz şey, en yapmak istediğimiz şey bu. Ve sarılık tedavisinde geç kaldığımızda kerniterus adı verilen bir rahatsızlık görülüyor. Ve bu ciddi sinir sisteminde ciddi hasarlara yol açan bir durum. Biz bunu o yüzden yaşamak istemiyoruz. Ve size diyoruz ki çabuk gelin. Bir şey fark ettiğinizde hemen gelin. Sonrasında yeni doğan testleri var tabii ki, bizim yapmış olduğumuz fix testlerdir bunlar. İşte anne bebek arasında AB0 tayini falan, RH tayini, kan uyuşmazlığı tayini. Bunlar tabii ki erken sarılık belirtilerini ölçmek için. Yani daha biz bebek geldi dünyaya, işte taburcu öncesinde tabii ki bebeklerin kan sayımları ve sarılık düzeyine bakılıyor. Ama sarılık şüphesi
var mı diye de. Bunun haricinde biz bir de kandaki bilirubin düzeyini ölçmek için bebeklerden topuk kanı alıyoruz bebeği gönderirken sizinle birlikte. Ve bunun ölçümü sonrasında da bize bilgi geliyor. Biz diyoruz ki size olası bir durumda sarılık ver, bebek de getir. Bir de tedavi yöntemleri var. Bu arada bu sarılıkla ilgili konuyu biz takip ediyoruz. Bunun haricinde bir de siz ayrılıyorsunuz. Size diyoruz ki işte sağlık ocağınızla, aile sağlık merkeziyle, yani eskiden sağlık ocağı diye adlandırdığınız aile sağlık merkezinizle irtibata geçeceksiniz. Onlara bir bebeğiniz olduğunu bilgilendirin. Doğumun gerçekleştiğini, hangi hastanede olduğunu bilgilendirin diye. Onlar da sizden yine bir kere daha topuk kanı alıyor. Bu topuk kanı süreci iki defa yapılıyor. Tabi bir de tedavi yöntemlerimiz var. Bizim tedavi yöntemimiz yani genelde 3 parametreye göre yapılıyor ve bunlar işte bebeğin ağırlığı, kaç günlük olduğu, kandaki bilirubin düzeyi, buna bağlı olarak değişim gösteriyor. Tabii ki tedavi gerekmediğinde de biz diyoruz ki işte anneye bu bebeği diyoruz ki işte şu parametrelere göre biz dikkate aldık. Bu parametreler sonucunda tedavi gerekmiyor ama sen ne yapacaksın? Bol bol emzireceksin. Ne kadar emzirirseniz bu arada bebek vücuduna sıvı aldıkça, yani o sütü aldıkça atacak. Gönderecek vücuttan. Yeni doğan sarılığı genel olarak 2 hafta içinde kendinden düzelebiliyor ama bu dönemde tabii ki sizin doktor tarafından da uygun bir takip süreci geçirmeniz gerekiyor. Yani işte olası bir durum olursa sizin doktora acil gitmeniz gibi. Bunun haricinde hani düzelip düzelmediğinde 2 hafta sonrasında bir kontrol ettirmeniz gibi. Tabii ki eğer bilirubin seviyeniz gittiğiniz tanı alırken çok yüksekse, o zaman biz bebeğe fototerapi adı verilen özel dalgalarla, özel dalga boylarında ışık gönderiyoruz. Bunu işte bu ışığı yayan lambalar sayesinde yapıyoruz ve işte buradaki ışık çözünerek idrar yoluyla dışarıya atılıyor ve burada fototerapinin bebeğe verdiği herhangi bir zarar yok. Çünkü biz bebeğe zarar vermemesi için bebeği aldığımız zaman gözleri ve cinsel organının zarar gelmemesi için cinsel organı, ki genelde bezle yatırılır bebek zaten, kapatıyoruz. Böylece bebeği alıyoruz fototerapi cihazının içine ve bazen genetik olarak ciltte kırmızı lekeler olabiliyor, döküntüler olabiliyor. Bazen bebek işte bronzlaşmalar olabiliyor. Ya da işte sık şekilde sulu dışkılama görülebiliyor. İşte bu da artık atımı tetiklediğimiz için bilirubini boşaltmıyor, onu itiyoruz. At onu vücuttan mesajını veriyor o fototerapi ona çünkü. Bir de kan uyuşmazlığı sebebiyle bilirubin düzeyi çok yükselmiş bebeklerde kan değişimi yapılması gerekebiliyor. Bu biraz daha artık ileri bir tablo. Burada sarılığın önlenmesi genelde anne sütüyle çok 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 kolay sağlanabilirken, olası bir durum mesela diyelim ki anne ölümleri, anne ölümü olduğu zaman anne sütü olmayabiliyor. Bunun haricinde işte dediğimiz gibi bilirubin düzeyinin çok 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 yüksek düzeylere çıkmış olması falan bizi işte başka çözümlere, başka tedavilere itiyor. Ama normalde anne varsa, süt varsa anne bebek birleştirilip bolca emzirilmeli, bolca süt bebeğe gönderilmeli. Amacımız bu. Bir de işte böyle erken doğum falan filan olduğu zaman da işte bazen süt gelmiyor. O da bir etken tabii ki. Yine işte bebeği doğurdu anne. Doğumu takip eden ilk saatlerde anne bebek bir araya getirilip ten tene temas sağlanmalı. Anne memesiyle bebek tanıştırılmalıdır. Hatta burada biz çok beklemiyoruz. İlk saatlerde genelde birleştirelim diye böyle bir yarım saatte falan hemen anne bebeği bir araya getiriyoruz. Ve bu arada size bir müjdem yani bununla ilgili. Hiç de korkmayın. Çok rahatlatacak bir şey. Siz isteseniz de istemeseniz de bebek emme arama refleksine sahip olduğu için ağzının kenarlarına dokunduğunuzda memeyi arıyor. Eğer meme ucunuz belirginse ve bebekle onu buluşturabilirseniz çok 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 başarılı bir şekilde de bebeğinizi emzirebilirsiniz. Emzirmenin önemini diğer videolarımda anlatacağım. Yine emzirmenin faydalarını hem anne için hem bebek için faydalarını diğer videolarımda anlatacağım. Ama en önemli faydalarından biri olan bilirubini düşürücü ve bağırsak sistemini çalıştırıcı etkisiyle anne sütünün sarılığa karşı çok büyük bir silah olduğunu söylemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek beni daha çok video çekmeye teşvik edebilir. Altına yorumlar atabilir. İstediğiniz videoları da bana bildirebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.